Göktekin'e sağlıklı yaşama hoş geldiniz. Bitkilerin gücüyle herbalist İbrahim Göktekin ile beraber olacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün nelerden bahsedeceğiz? Evet. Yine bağırsaklarla ilgili fakat bu sefer kabızlık ağırlıklı değil de şişkinlik, gaz gibi bağırsak rahatsızlarından başlayacağız. Ve göz rahatsızları, kısırlık vesaire diğer konulara vakit buldukça yavaş yavaş değineceğiz. O zaman ilk önce bağırsak rahatsızlıklarından bahsediyoruz. Evet. Bağırsak rahatsızları günümüzde binlerce, yani insanların hemen hemen hepsinde az veya çok var bağırsak rahatsızları. Neden? Çünkü insanlar artık doğal beslenmiyor. Sağlıklı bir beslenme yok. Sabah kahvaltısında reçeldi, tatlı şeyler yeniyor. Tatlı yoktu bundan 100 yıl öncesine kadar. Sofrada tatlı diye bir şey yoktu. Çorba vardı. Çorbanın yerine siyah çay geldi. Siyah çay 2 dakikadan fazla demlenirse bağırsakları kurutur. Çünkü tanin denen bir madde 3 dakikadan fazla demlenen çaya tanin denen bir maddeye geçer. Bu da bağırsakları yağlı boya gibi boyar ve kurutur. Besinlerden vitamin mineral emilimini engeller. Dünyanın hiçbir ülkesinde çay 2 dakikadan fazla demlenmez. Ben Almanya'ya gittiğimde bakıyordum Almanlara. Çayı böyle sallıyorlar. 2 dakika demliyorlar. Bizim böyle çay mı içilir ya? Dediler ki nasıl içilir? Demleyeceksiniz. Ay yok dediler, o zehir içilmez. Neden? Ya çayda böyle bir şey yok dediler. Nereden çıkardınız siz? Bizim kültürümüzde böyle dedim. Yani araştırdım. Bakmış olduğum araştırmada bizim yanlış yaptığımızı, onların doğru yaptığını öğrendik. 2 dakikadan fazla demlenen çay bağırsakları kurutur. Bağırsaklar kurursa ne olur? Besinlerden vitamin, mineral, enzim absorbe edemez. Frankfurt'ta bir beyefendi okey masasından kalkamıyor. Sürekli kağıt oynamaktan çay içiyor. Okey'de devam ediyor, çay içiyor. Yemek bile, yemeğe vakti yok. Ne kadar oyuna dalmışsa günlerce, aylarca. Sonra da rahatsız oluyor, hastaneye kaldırıyorlar. Doktora bakıyor, karnını tabii açıyor. Diyor ki ne kadar çay içtiyse bağırsakları çürümüş. İğne atacak, yani dikiş yapacak yer yok. Ameliyat Peki edecek. hocam, sallama çayları öneriyor musunuz? Tabii Genelde 2 iki dakikadan dakikadan fazla demlenirse zarar veriyor. demlenmiyor. Şimdi bağırsak rahatsızları, yanlış beslenme. Biz Türk milleti olarak kendi kültürüne, kendi değerlerine hızla yabancılaşan bir milletiz. Binlerce yıl içerisinde oluşan beslenme tarzımızı bıraktık. Avrupa, Amerika tarzı, abur cubur, fast food tarzı besleniyoruz. Fast food tarzı beslenmede vitamin, mineral, enzim bağırsaklar absorbe edemiyor, ememiyor. Çünkü fast food tarzı hamburger, cheeseburger vesaire de besleyici madde yok. Bir, günümüzde abur cubur olarak tanımladığımız cips, jelibon, kek, gofret vesairenin içerisinde Çin tuzu dediğimiz monosodyum glutamat var. Bu insanı yavaş yavaş zehirliyor. Beyindeki hücreleri zehirler. Kişide Alzheimer, Parkinson, Huntington gibi hastalıkları tetikler. N5'e dediğimiz mısır şurubundan elde edilen şeker var. Hocam Bu bunun için da bu kadar tatlı değil mi bunlar? Parkinson. Tatlı geliyor yani yemek insanları Evet, daha çok hoş, çok hoşuna cezbediyor. gidiyor ama acısı, ağrısı, sızısı, verdiği rahatsızlık tatlı tatlı yemenin sonra bir de büyük büyük felaketler doğuruyor. Şimdi şu gördüğünüz bitki keten tohumu. Ne işe yarıyor hocam o? Ne işe yarıyor? Atalarımız bunu 7000 yıldır kullanmışlar. Ta Sümerlerden beri. 7000 yıldır. Bu keten tohumu böyle yiyebilirsiniz. Veyahut da en iyisi bir çorba kaşığı keten tohumu bir miktar yoğurtla karıştırıp yerseniz keten tohumu kendi çapından, büyüklüğünden, hacminin 27 kat daha çok sıvıyı emer. Bağırsaklardaki peristalik hareketleri sağlar. Bağırsakları temizler. Bağırsakları arıtır. Kabızlığı yani pekliği önler. Bağırsakları çalıştırır. Asidi gazı emer. Keten tohumunun bu ketenin çiçeği. Bu da tohumu. Bu Hocam içinde bulunuyor çiçek herhalde. bu tohum. Efendim? Tadına bakabilir miyim? Buyurun bakın. Keten tohumundan eskiden atalarımız
bezir yağı denen bir yağ elde ederlerdi. Sabah kalktığında rahmetli annem bu yağla ilgili yağdan, bezir yağıyla çeşit çeşit hamurlu yiyecekler hazırlardı. Çok güzel, çok leziz tadı olurdu. O lezzeti hiçbir şeyde bulamıyoruz. Bezir yağından elde edilen hamurlu yiyecekler, lokmalar vesaire hiçbir şeyde bulamazsınız. O tat, o lezzet yok. Bezir yağının birleşimindeki doymamış yağ asitleri balık yağından daha kaliteli. Zeytinyağından kaliteli. Dünyada en kaliteli yağ. Bezir yağı. Doymamış yağ asitleri bakımından balık yağından daha kaliteli. Ve Avrupa'da, Amerika'da artık bu bezir yağı trend oldu. Herkes bezir yağı kullanıyor.